Sabah İdmanı'ndan herkese merhabalar efendim. Yepyeni bir video, yepyeni bir günde sizlerle birlikteyiz. Haftayı kapatacağız. 31 Ocak 2020 transfer döneminin son günü aynı zamanda. Bakalım nasıl bir transfer tahtası bizleri bekliyor. Saat 17'de değil mi? 17'de bitecek ya da 18 yani mesai saat artık 24'te bitmiyor. Hatta Fenerbahçe bu konuda itiraz etti. TFF reddetti. Bakalım neler olacak orada onu göreceğiz ama şüphesiz dünden bugüne yansıyan en önemli haber Sergen Yalçın'ın imza töreni Vodafone Park'taki inanılmaz bir seyirci 22 bin seyirci önünde ki hani Quaresma'dan daha fazla bir şey yani bir zahmet Sergen Yalçın olunca şüphesiz ki öyle olacaktır. İnanılmaz bir coşku vardı Sergen Yalçın'a Beşiktaş taraftarı büyük bir kucak açtı. Ha organizasyon kötüydü yani. Kötü bir organizasyon. Protokol konusunda sıkıntı vardı. Sergen Yalçın gibi bir figür geliyor. Onun imza töreni anına gelişi daha coşkulu bir şekilde yaşatılabilirdi organizasyon açısından. O coşku hep seyirci verdi. Hep seyircinin coşkusuna güvenildi. Ne bileyim bir Sergen Yalçın görselleri, skorboard'ta bir video, Sergen Yalçın'ın Beşiktaş formasıyla anları, işte böyle güzel bir el salladığı bir an, işte veda anı yani güzel şeyler yapılabilirdi. Böyle hemen alecele yapılmış, düşünülmüş bir şeymiş gibi ama bütün o organizasyon konusundaki eksiklikleri kapatan inanılmaz bir Beşiktaş seyircisi coşkusu vardı. Umarım bu coşku, bu birliktelik hep devam eder. Sonuçları bilemeyiz. Sonuçlar kötü olabilir ama Beşiktaş-Sergen Yalçın ilişkisi futbolculuğu döneminde de hep böyle bir inişi çıkışlı olmuştur. Sergen Yalçın'la Beşiktaş taraftarının ilişkisi ama hep birbirlerini çok sevmişlerdir. O bütün iniş çıkışa rağmen. Umarım oyun iş çıkışlar yaşanmadan sonuçlar ne olursa olsun bu dün gördüğümüz coşku Sergen Yalçın'a yönelik hep devam eder. Böylelikle Beşiktaş saha içerisinde tekrar dönmüş gibi gözüküyor. Şu ana kadar pek bir faaliyetini göremediğimiz Beşiktaş yönetimi de belki de saha içerisine tamamen Sergen'le gelirse de Lucescu o biraz daha yönetimle Sergen Yalçın arasında bir bağ olacak gibi gözüküyor. Sergen Yalçın demek lazım. Bitti Sergen dönemi. Sergen Yalçın, Sergen Hoca gibi durumlar var. Şimdi baktığımız zaman biz aynısını Aykut Kocaman'la da yaşamıştık. Bayağı bir uğraştık. Sonuçta herkes Aykut Kocaman'la Aykut Hoca demeye başladı. Şimdi Sergen Yalçın'la ilgili bu çabayı sarf edeceğiz. Ama Beşiktaş yönetiminin de artık başka konulara net bir şekilde kanalize olması lazım. Beşiktaş taraftarı da onlardan aksiyon bekliyor her konuda. Bakalım ne olacak ama Sergen Yalçın'ın gelişi hakikaten çok sükseli oldu. Ve Fenerbahçe Trabzonspor karşılaşması burada da var görüyorsunuz. Soza'yla Gustavo'nun resmi bir Arjantinli bir Brezilyalı. Bakalım ne olacak. Aynı 11'le Fenerbahçe'nin aynı 11'le çıkması bekleniyor. Yanal bu maçı kazanmalıyız. Trabzonspor'la puan farkını açarız. Aynı zamanda Sivas'ı baskı altına alırız demiş. Vakayemi oynamıyor. Trabzonspor sahasında oynadığı son 5 derbide 4 galibiyet 1 beraberlik almış durumda efendim. Bunu da hemen belirtelim. Şöyle bakalım burada iç sayfada yine Sergen Yalçın var. Falan Fotomaç gazetesinde de Sinan Vardar Sergen'den beklentim şeklinde bir isim bir yazı yazmış. Ve Lucescu birkaç gün süre istemiş. Dediğimiz gibi Lucescu hiç kulübeyle alakası olmayacak. Lucescu olmazsa Samet Aybaba da olabilir bilemiyorum ama Lucescu olursa hiç kulübeyle alakası olmayacak. Sergen Yalçın ve yönetim arasındaki o ara birim olacak Lucescu. Bakalım neler getirecek Sergen Yalçın'a bir kez daha yuvana hoş geldin diyelim. Fanatik gazetesinde de yine Sergen Yalçın da var. Ana sayfanın bir yandan da üstünde Trabzonspor'un iki transferi Guilherme transferi ve Mesias transferi çok tartışılı tabii. Malatya Beşiktaş'la ilgili olduğu zaman da yani Guilherme transferinin Beşiktaş tartışması boyutunda da aynı şeyi söylemiştim. Yani kurallara uygun davrandığınız sürece etik değilsiniz, etiksiniz tartışması kadar absürt ve saçma bir şey yok. Kurallara uygun davranıyorsunuz ve bu yüzden de bence çok fazla üzerinde durulacak bir konu değil bu. Sonuç itibariyle Malatya takımı da yine Malatya takımı da Beşiktaş'la ilgili bu sorunları yaşadı. Yani ona yönelik o zaman bir hazırlık yapsaydı, bir planı olsaydı diye de insan düşünüyor. Burada da iç sayfada var. Kartallı yüzler gülüyor. Abdullah Avcı döneminde aslılar tabii suratları bol bol. O yüzden de Sergen Yalçın gelince de gülebilirler. Diyelim devam edelim bakalım efendim.
Sabah Kalesi'nde. O yüzden fotomaçtakini çok fazla üzerinde durmadım. Yani burada çok değerli bir bölüm yapmışlar. İskender Günen, Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük futbolcularından bir tanesidir. Yeteri kadar hakkı verilmeyen, izlemediyseniz çok şey kaybetmişsinizdir İskender Günen'i. Sevgili Gürcan Bilgiç abimizle beraber değerlendirme yapmışlar. Ne demiş İskender Günen? Vakemin yokluğu hissedilir diyor. Ekuban'ı tercih edebilir demiş Hüseyin Cimşir. Trabzon'un da top Trabzon'dayken sorun yok ama top rakibe geçtiği zaman Trabzon'un takım savunmasını daha iyi seviyeye getirmesi lazım bu maçta. Diyor ki çok haklı. Sezon başından beri Trabzonspor'un en büyük problemi bu. Aslında Fenerbahçe'de de var o problem. Orta saha geçişkenliğini bir türlü engelleyemiyor Fenerbahçe. Genel konuşuyorum tabii ki. Belli maç bazında ya da son birkaç maç bazında konuşmuyorum. Taraftar her zaman bu tarz maçlarda ev sahibinin %51'lik bir avantajı vardı taraftar sayesinde. O %49'luk taraf saha içerisinde yaptıklarıyla ibriyi çevirebilir. Onu da unutmamak lazım ki bu konuda en güzel örnek Fenerbahçe'nin bu sene oynadığı Galatasaray derbisi. Türk Telekom stadında herkes Galatasaray'ın baskıyla başlamasını beklerken ve seyircinin de o yüzden boğucu bir güç haline geleceğini beklerken tak Fenerbahçe bir anda topu aldı maçın başında ve Galatasaray'ın baskı kurmasına izin vermedi. Bir anda da seyirci o yüzden o baskılı unsur haline gelemedi ve o %51'lik ibriyi Fenerbahçe aşağıya doğru çekmeyi başardı maçla. Ve zaten ikisi de 0-0'a dünden niyetli çıkmıştı maçın hakemi de dahil olmak üzere. Ondan sonra 3. madde olarak neler söylemiş bakalım. Trabzonspor'un 3. yani ligin bitmesine daha çok maç var. Bundan sonra yapacağınız karşılaşmalara daha güvenli bakabilmeniz için 3 puan çok önemli şüphesiz ki diyor. Bakalım ne olacak. Ondan sonra bir galibiyetten fazlası demiş. Madde madde okuyorum. Hep sorumluluk aldı diyor. Soza'yla alakalı olarak Uğurcan Soza ve Charlotte ismini ön plan çıkartmış. Soza'nın tam bir gerçek lider olduğundan bahsediyor. Peki Gürcan abi ne demiş? Gürcan Bilgiç. Yüksek nabızlı bir maç olmaz diyor. Büyük baskı altında olacak demiş Hüseyin Cimşir. Bu maçların birinci taktiği yenilmemektir diyor. Ondan sonra cuma ikisi de kaybetmek istemiyor. Önce dengeyi tercih ederler. Rakibin yapacağı hatanın peşine düşerler. Yüksek nabız olmaz. Avantaj Fenerbahçe demiş Gürcan abi. Ondan sonra cuma Kadıköy'deki maçtan da feyiz alarak söylüyor. Bunu fark olursa şaşırmam diyor. Büyük maçta çok konsantre oynayan bir takımdır Fenerbahçe demiş. 3-4 gollü bir galibiyet alırsa da şaşırmam diyor. Ondan 3 puan kilidin anahtarı demiş. Başakşehir maçındaki oyun herkesi umutlandırdı. Galatasaray maçına kadar yenilmeden gitmek zorundalar. Trabzonspor maçını kazanmak Fenerbahçe'nin şampiyonluk kilidini anahtarı sokmak demek demiş. Ortada Latin rüzgarı diyor. Son olarak Emre'siz oynadıkları 3 maçı da kazandılar diye de dem vurmuş ki zaten bunları hep söyledik. Latin rüzgarı Trabzon'da Soza Fenerbahçe'de Gustavo mücadelesi oyunun hızını belirleyecek demiş Gürcan Bilgiç. Devam edelim efendim. Galatasaray'dan bir haber var Nevzat Dindar. Bir tane Belhanda haberi var. Belhanda oynayabilir Lemina'nın yerine. Şayet onu gönderecek bir takım bulunamazsa. O da ilginç yani tabii. Yani gönderirsek bizim değildir. Gönderemezsek hemen 11'dir şeklinde. Burada şimdi Galatasaray Teknik Direktörü Transfer Semih'in son günde de stoper alınmazsa dert etmeyecek genç oyuncusunu sahaya sürecek. Hangi genç oyuncusu? Emin Bayram. Bir şey soracağım. Niye o zaman transfer peşinde koşuyor? Yani aynısı Ozan Kabak'ta oldu. Ozan Kabak Galatasaray stoper transferi yapamadığı için çıktı. Yani Galatasaray'da Fatih Hoca Ozan Kabak var transfer yapmayalım değildi. Transfer olsaydı Ozan Kabak oynayamayacaktı. Ve yani Fatih Hoca bir görev verdi zaten çocuk görüyorsunuz nasıl uçtu. Şimdi burada da öyle o zaman. Yani madem bu çocuğa güveniyor Fatih Hoca ki hani genç oyunculara özellikle Galatasaray'da çok şans verme konusunda cesur bir isim. Madem öyle niye o zaman stoper peşinde koşuyor? Yani stoper alamazsa Emin'i oynatmaya hazırsa o zaman Emin hazırsa o zaman stoper peşinde niye koşuyor Galatasaray? Boşu boşuna parasızca bir harcamasın. Yani artı Emin de forma şansı bulsun. Yani neden böyle bir düşünce var o zaman? Çok anlayamadım hakikaten. Sonuç itibariyle bana sorarsanız madem Emin'e bu kadar güveniyor Fatih Hoca ki güveniyorsa da haklıdır da o zaman stoper peşine koşmasın Galatasaray. Geçelim diğer takımlarımız Anadolu Kulübü olarak adlandırdığımız takımlara. Transfer Show transfer yasağı kaldıran Ankara 7 isimle anlaştı efendim. 11'i de bulabilir bu arada bu. Fakat şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani abi geçen sene kaldırdınız transfer yasağı. Yine 11 tane falan oyuncu aldınız. Ligde kaldınız doğru ve bu sene ligde sonuncusunuz. Transfer tahtınız yine kapalıydı. Ve yani geçen sezon lig başında olduğunuzdan şu anda daha kötü durumdasınız ekonomik olarak. Şimdi yine kaldırdınız. Yine 7, 8, 9, 10, 11 tane oyuncu alacaksınız. Hadi diyelim yine ligde kaldınız. Bu senekinden daha kötü bir ekonominiz olacak.
Ya niye böyle yapıyorsunuz? Düşsün ne olacak? Ankara Gücü düşmedi mi daha önce? Düştü. Yani neden bu kadar batmaya meraklı kulüp başkanları merak ediyorum ya. Ha nasıl olsa gideceksiniz. Şimdi işte yeni geldik diyor başkan. Ama ekonomik olarak battıkları zaman gidecek. Yenisi gelecek. Yenisi de gelecek diyor ki işte biz de enkaz devraldık filan. Aa ne diyeyim vallahi bilemiyorum ya. Yani hakikaten Allah akıl fikir versin diyelim yöneticilerimize. Kore'nin yerine transfer arıyor Sivasspor. Aynı zamanda da Umut Meriç'in takım arkadaşı Kamara'yı transfer etti Ağrı'dan. Onu da belirtelim. Başka transferler ne var? Konya'nın yeni transferi Slovak Robert Mack imza attı. Abdurrazak Traore sezon sonuna kadar Bursaspor'da Sivasspor'dan kiraladılar Abdurrazak Traore'yi. Ondan sonra Antalya'dan Tosic sürprizi deniyor. Bakalım tabii orada içindeki olay bayağı bir etkiledi herkesi. Tunay Torun Çaykur Rizespor'la anlaştı. Ondan sonra bu kadar. Şimdi gelelim bu hafta neler bizi bekliyor. Süper Lig'de yeni hafta 20. hafta mücadelesi. Bugün Başakşehir Gençlerbirliği maçıyla açılıyor. Antalya Spor, Konya Spor, Çaykur Rizespor, Beşiktaş ve Trabzonspor Fenerbahçe maçları var. Cumartesi günü Ankara Gücü Kasımpaşa, Alanya Yeni Malatya, Gazişehir Sivas ve Galatasaray Kayserispor maçları. Pazartesi günü kapanış mücadelesi bir Ege derbisi Denizlispor'la Göztepe arasında gerçekleşilecek efendim. Premier Lig'de de bu hafta acayip maçlar var. Bir tarafta City Tottenham deplasmanında ve Liverpool'a Southampton'ı konuk edecek. Southampton aslında son maçlarda toparlamıştı. Son dönemlerde toparlamıştı. Son iki maçta yine çok gol yiyen bir takım hüviyetine büründü ki son iki maçta 7 gol sayısı Liverpool'un son 10 maçta 7 gol sayısına eşit. Ne olacak merak ediyorum orada. Kyle Walker Tottenham'dan biliyorsunuz kiralandı. Southampton'ın savunmasını bakalım toparlanmasına yardımcı olabilecek mi bu bek oyuncu? Hep beraber göreceğiz. Bakarsınız şu anda puan farkı 19. Şanlı Liverpool'umuz kazanır. Tottenham'da Jose Mourinho'da City'ye bir çelme takarsa ve Pep Guardiola'ya belki puan farkı 20'li farklara çıkabilir. Bunu zaman gösterecek. Bir de benim merak ettiğim bu hafta Leicester-Chelsea maçında Ndidi ile Kante arasındaki çekişme. Hakikaten orada da çok ilginç bir çekişme var. Bir tane futbol dışı bir konuya doğru gidelim efendim. Şimdi Amerika'da belki takip etmişsinizdir. Jimnastikte büyük bir skandal ortaya çıkmıştı. Amerika Jimnastik Federasyonu'nun doktorunun Larry Nassar'ın yüzlerce jimnastikçiye cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıkmış. Sonra evinde yapılan aramalar bile garip grup porno videoları işte çok küçük yaş vesaire gibi porno videoları da ortaya çıkınca büyük bir skandal patlak verdi. Ve sonrasında da yavaş yavaş bütün onun tacizine uğrayan jimnastikçiler konuşmaya başladılar ki bunlardan bir tanesi dünyanın gelmeyecek bir şey artık en büyük jimnastikçi olarak kabul edilen Biles ve El Raisman gibi isimler de vardı burada. İnanılmaz bir skandal oldu ve Amerika Jimnastik Federasyonu'na da davalar açıldı. Bu davalar neticesinde iflas talebinde bulunmaya hazırlanıyor şu anda. Daha doğrusu bulundu yanlış hatırlamıyorsam Amerika Jimnastik Federasyonu ve 215 milyon dolarlık bir iflas. Ve bunun neticesinde de kendisi hakkında ortaya çıkan tazminat da verecek. Çünkü bu doktor sonuç itibariyle federasyon bünyesindeydi ve işte federasyonun da bazı konularda bazı şikayetleri dikkate almadığı da yine gündemdeydi. Böyle bir ilginç, yani yıllardan birkaç yıldır süren, biliyorsunuz bir de Hollywood'da da buna benzer bir hikaye var Amerika'da, bir taciz skandalı. Şimdi işte bu konuda da, yani şimdi dedim bayağıdır süren bir mevzu bu. Larry Nassar zaten hapishanede bayağı bir kalacak. Orası kesin. Bizdeki gibi değil. Orada bayağı tutuyorlar bu tarz tacizcileri efendim. Ve dediğim gibi Amerika Jimnastik Federasyonu'nda ekonomik anlamda böyle bir yola doğru gidiyor. Bir haber de yine global futboldan verelim efendim. Futbolda ırkçılık. Dünyanın her yerinde ırkçılık ne kadar aptalca desek de ırkçılık var. Yani ırkçı insanı hani hayatımızdan uzak nasıl tutabiliriz bilmiyorum ama hakikaten dünya üzerindeki en gereksiz insan topluluğu ırkçılar. Ve futbolda ırkçılık geçen sene bir önceki seneye nazaran %50'lik bir artışa sahipmiş efendim. Geride kalan o senede yani gelecek kalan sezonda 150 ırkçılık vakası rapor edilmiş. Tabii bu sadece rapor edilen daha neler neler var. Irkçılık yine dünyanın en büyük belası olarak hayatımızda yer almaya devam ediyor. Ya da belalarından biri olarak yer almaya devam ediyor diyelim.
Bugünlük de videomuzu noktalayalım efendim. Herkese iyi hafta sonları. Pazartesi günü sabah idmanıyla yepyeni bir haftaya merhaba demek üzere yine burada olacağız. Hoşçakalın.